Kardeşim kapat, telif giriyor. Gel buraya. Nereye gitti lan? Aşağı. Ne yapıyorsun kardeşim? Kanka. Efendim? Ne? Kaş göz yapma bana, ne diyorsun? E30'a başlayalım hadi. Başlıyor muyuz? Ne oldu? Kaldım. Kaldın değil mi? Sevgili grafik tasarımcımız Ali. Merhaba. Yakalandık mı? Kardeşim. Ne yapıyorsun? Hayır, şu Alpina'mızın bu vektör kabut vektör logosunu çıkarıyorum şu anda. Sen var ya ya. Evet, güzel bir şeyler çıkacak. Yine orijinalin peşindeyiz Mehmetciğim. Size orijinalci diyorlar. Çok orijinalci ve detaycıymışsınız Ali siz. Hayır, işte ben şu detayların hepsi çiziliyor mesela tek tek falan. Bakalım kısmet. Kardeşim ne çıkacak? Allah kolaylık versin Ali. Teşekkür ederim. Bu bilgisayardan falan hiç anlamam ben ama biraz zor olduğunu söylüyorlar. Bunlar senin anladığın işler değil. Ben bilmem abi. Senin anladığın işlere bak. Anladım. Git kurgu falan yap bir şey de. Tamam kardeşim peki. Kanka en önemli şeyler. Ne o? Tampon ayakları. M40'ların hiçbir zaman. Bunlar kırılınca orijinali kimse almaz. Yani sanayisi de yok. Sen de olmayan yokmuş Usta. Erdil abi beğenmez hiç. Bit pazarı gibiymişsin lan sen. Öyle diyorlar. Bizim dökümüzlerimizden 3-5 tane yatı toplanmış. Araba anahtarı var mı bu sefer? Arabanın anahtarı yok kanka. Hala yok. Araba hala kilitli. Ama işte. Bak hala kilitli. Sen bana güven abi. Açmıyorum arabayı. Ayaklar da tamam. Ayaklar mı? Ben biliyorum ama. Bakayım senin ayağını. Kardeşim ayakkabı Tommy mi? Sevgili Erdal Usta, ne haber? İyi, senden ne haber, hoş geldin. Teşekkür ederim. Ya bu A3 dikkat edersen 2 ayda toplanamadı ya. 2 ay mı? 1 sene oldu lan. Sende işler genelde böyle uzun oluyor ya. Evet ve sevgili E30'umuz. Arkadaşlar. Şimdi size aşama aşama bu E30'la alakalı projeleri paylaşacağız arkadaşlar. Aracımız hiç boyasız bir E30 M40B16 motorlu bir makine. Gördünüz. Geliyorum. Hemen power takımı tamamen. Bak. Durum bu yani, son durum bu. 360 döneyim mi? Donat yapayım mı? Yapamıyorum. Bak. Şu arabaya yaslamam lazım. Oğlum bir tut lan. Yeneceğim, bilemiyorum. Bir tane tutayım, diğer tutur. Vaa, efsane oldu. Dur. Merhaba Erdoğan. Geç şu kalem mübarek olsun. Bak. Ben seni sağ görüyorum ya. Ne olacak? Ben 20 yaşında delikanlıyım kardeşim. Benim yaşım kaç Mustafa? Buradan bir de mesaj vermek istiyorum, 20 yaşında delikanlıyım falan. 20 yaşındayım ha. 20-21 arası bir şey. Evet sevgili arkadaşlar, ben Power Service'e geldik. Ve uzun zamandır E30'larımızı zaten birçoğu tanıyan arkadaşlar E30'u yaptığımız zaman E30'ları yakından takip ediyor. Bu E30 serilerine bir yenisini daha ekleyelim dedim. Daha farklı bir tarz yapacağız bu projemizde. 316 arabamız, M40B16 diye geçen motor koduna sahip. Kendisi gümüş gri. Sevgili E30'umuz. Bu sefer vücudu facelift bir vücut tipi. Bizdeki şu andaki 3 tane stonumuzdaki arabalar makyajsız olan, yani o non-LC dediğimiz makyajsız olan versiyonunda. Bu sefer makyaj olacak. Buna biraz daha farklı bir vücut kiti yapalım dedik. Tabi biraz daha böyle yakın takip eden arkadaşlar vardır. Alpina tasarımla göndereceğiz arabayı. Arabamızda ufak tefek sorunlar var ve bu arabayı nasıl aldık ona da biraz bahsedeyim. Sevgili takipçilerimizden bir tanesindeki böyle bir araba var bizde. Ve boya yok arabalardı. Tamamen orijinal, kasası orijinal bir araba olduğu için biz de aslında bir E30 daha, bir ekstra daha bir E30 daha ekstra bir E30 daha stoğumuza katmayı düşünmezken bir anda böyle bir arabayı satın almış bulunduk. Çok güzel bir kasaya sahip. Tamamen orijinal dış boya değil, bir fabrikasyon boyası da duruyor araba. Nerede yapacağız? Arabada kasasındaki o, tabii bu 90 yılından beri fabrikasyon boyası da durduğu için boyasındaki sorunları tabii ki önce halledeceğiz. Dıştan güzel bir boya yapacağız. Yine en farklı güzel fırında olarak.
Arabamızın içinde tabii ki bu E30'ları toplayan arkadaşlar, yakından takip arkadaşlar biliyorduk. Göğüsleri genelde çatlıyor. Bu arada da göğsü çatladı, çatlamış daha önce. Yeni bir göğüs siparişi verdik. Göğüs geliyor ve içinde sevmediğimi birkaç takmışlar. E46 kasalarda kullanılan orijinal E46 Recaro koltuğu takmışlar. Biz bunu ne yapacağız? Tabii Alpina Recaro koltukları değiştireceğiz. Tabii koltukları da şöyle görürsek bir aşamada. Koltuklarında da tabii sorunlar var ama arabanın kendi yaşına uygun modifiyeler yapmak istiyoruz biz bu arada. Tabii bir arka bagaj spoilerini değiştireceğiz. İnce spoiler var anatomik bu arabanın üzerinde. Daha farklı. Alpina tasarımına yakın bir spoiler takacağız. Yine jantlarımız Alpina olacak. Kendi orijinal şu anda jant takılmamış. Bir de süspansiyon sistemini değiştireceğiz. ST'ni yaylarını kullanacağız. Çok fazla alçaltmayı düşünmüyoruz bu arada biraz daha orijinal olsun diye. Bununla beraber kadran tasarımımız değişiyor. Uzun zamandır zaten biz takip edenler vardır. 2000'li senelerden beri E30 hazırlıyoruz. Şöyle geçmişe şöyle bir TB olarak bakarsak ilk zamanlarda tabii bir morbi 323'ü zaten. Coupe o zamanlar yine sağ üstüne edildi bile. Özel bir renge boyamıştık. 2003'lü 2004'lü senelerde tahmin ediyorum yapmıştık. Tam 2004 olmasa. Çünkü ben askerdeyken almıştık arabayı. O da güzel bir projeydi coupe. Daha sonra bir 320 projemiz olmuştu. Yine bu grinin biraz daha koyu bir grisiydi. LK320 plakalı 320 idi. Makyajlı facelift kasa. Daha sonra bir E30'umuz daha olmuştu. Yine o E30'lardan biri siyah Diamond Shivas plakalı ve o UR-Sprotus plakalı sedan. O da makyajlı M40B16-316 kasasıydı. Onu da Diamond Shivas plakalı kazıyıp komple jet plak düz siyah boyamıştık. Daha sonrasında yine bir E30'umuz daha vardı. FA-Sprotus. O sevgili FA-Sprotus zaten o efsane videosu. 3,5 milyon izlenmiş videoyu da şöyle bir gözümüzün önünde canlandırırsak efsane dünyanın tanıdığı videoyu. Daha sonra E-Sprotus plakalı. M10-B16. Karbüratörlü bir Luxor 5-316. Hazırlamıştık yine komple 316. Yine bir gümüş gri zannediyorum LK3'ünün aynı renkti. O da VP-030, onu da şöyle gözümüzün önüne getirirsek gene güzel bir arabaydı. Daha sonrasında SC-325 kabriyo ve en son olarak bu E30'dan önceki son projemiz olan JB999 E30 M3 vücut kitli arabamız. Bunları sayamadığım daha birçok E30 hazırladık aslında ama bunlar tamamen şahsi kendi arabamızdı. Bugüne kadar hep bu ve buna benzer E30'lar hazırladık. E30'ların genelde dikkat ederseniz renkleri farklı, kullandığımız jantlar birbirinden farklı ama hepsinin tarzı yine o M&P tarzındaydı. İnşallah sevgili, şimdi plakasını da anlatalım isterseniz. O aşamaları da şimdi Mehmet'le, sevgili Mehmet'le çekeceğiz. Sıkça sorulan sorulara şuradan şöyle tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu sorular da çok fazla geliyordu. Abi arabanın plakası başladığında işte şu plakaydı, projenin en sonuna geldik işte. Başka Kayseri plak olmuş, siz insanları kandırıyor musunuz falan gibi sorular geliyordu. Bu yüzden size de bu plaka değişimi nasıl oluyor? Biz plakaları nasıl seçiyoruz? Aralarda hep yeni plakalar değiştiriyoruz. Bu plaka değiştirme aşamasında sizlerle paylaşacağız. Hadi şıkla arabaya başlayalım. Ya hemen. Ha? Kolum koptu. Sana bir tanesi kolun kopsun diye beddua etmiş o zaman. Kolun kopsun. Kolun evet. Kopsun. Kolun kopsun. Allah'tan kafan kopsun dememiş o zaman. E30 bittikten sonra ne yapıyoruz? E30'u bitirdikten sonra uzun zamandır bizi bekleyen sevgili 2JZ'ye başlayıp bitireceğiz. Allah nasip ederse.
Oraya arkadaş attık. Hala ümitle bizi bekliyor. Beni ne zaman yapacaklar diye. Allah dedi ben bu dedi çamukları daha önce dedi, boyasız diye çekiştirmişler, düzelmeyecek bir şey, düzeltmeye çalışmışlar dedi, olmamış dedi, beğenmedim dedi, istemiyorum bunlar dedi, tampon dedi, üleş dedi, işte bana da tampon getir. Dedi ki bu dedi bu çamuklara falan dedi, gerek yok dedi biliyor musun? Gerek yok dedi. Ben dedi biraz sonra size geleceğim dedi. Sonra işim de var, sevmediğim yerim getirdik. Efsane şeyler vardı elimizde zaten, bağırdı. Onları getirdik. Yavaş başlıyoruz. Yani aracımız gayet orijinal olup aslında bu bizim camiada araba tırnağının üstünde demek. Şimdi aracımızı ilk önce söküyoruz. Komple dıştan tamamen sökeceğiz. Evet, dıştan sonra. Ama arabanın içlerine girmeden dış restorasyon boyası yapacak. Çünkü içleri tekrar duruyor. İçleri güzel. E30'lardaki en önemli Erdal abiye devamlı sürekli gelip baskı uygulayan müşterilerden de aldığı tepkiler devamlı. Abi E30'un kafasını bir tane ayarlasan kafası var yani. Kafa yani. E30 kafası var. E30 kafası. Neydi? Mesela, biz bu kafayı seviyoruz. Bunun gibi E30 kafası. Bunda E30'da kafa çok önemli. Buradaki bu dengesizliği, sorunu Erdal abi o milim milim, santim santim. Elimizden geldiği kadar. Noktasına kadar ayarlar anasını. Elimizden geldiği kadar yani. Hadi sökelim. Yani. Şurayı bir yapılandırmış. Gördün mü kanka? Arabanın makinenin orijinali. Paraları ben götüreyim giderken, bunları da her zamanki gibi ne yapacaktık? Kara kaşlı, kara gözlü, siyafar. Bir Ankara bebesi gibi görünen. Onlar kara far diyor. Kara far. Hella black line far yapacağız. Yalnız abi bolca korna kullanmışlar dikkat. Evet çok iyi ama. Bizim bu arabalara dikkat ediyoruz. Böyle bir korna hastalığı var. Buraya lama demir koymuşlar gene. Bir de yani orijinal. Hellam olacak tabii. Hellam olacak. Eskiden bu hellalar Almanya'dan geliyordu. Arkadaşlar Çin'de üretildi. Bizim de Erdal abinin söylediği zamanlar dediğim bir ara modaydı. Bir de ne vardı? Ara rolesi. Şey ne dediler? Liseli mi bir şey dinler ona? Kolej. Kolej yapardı evet. Üç kere dört kere şehir dışındasın abi. Ahmet abiye soruyorum diyor musun ki Emel Power Mustafa Gül'le gidiyorum parça almaya diyor musun? Şey. Kayıyor musun abi? Şey. İyi ki varsınız ha yoksa ne yalan söyleyeceğim ben. E30 kadar kanka güzel bir araba yok. Görüyor musun kanka adam 15 dakika içerisinde araba komple söktü. Söktü dışını dağıttı. Dıştan boyama işlemi o yüzden çok pratik ve hoş. Ama? Parası da iyi değil biliyor musun? Küçük bir renkte bir oynama yapacağız. Minik. Ona karar verdik. Rengimize bakalım. Sterling Silver. Alpina grisi yapacağız. Renk kodunu söylemeyeyim, o da artık bize gizli kalsın bu maalesef. Bilgi vermem özel bir renk yani. Geçten farklı, çok ince bir griydi, çok hafif bir ton oynayacağız, doğru mu abi? Bir ton sanırım boy olacak bahsettiğiniz renk. Evet. Eskiden sıçan tüyü derdi. Kayseri'nin yıllıları.
Tıçan tüyü. Yeni çamlı var. Ezra çamlı beğenmedi. Bu bir çamlı, diğer çamlımız da var. İki çamlı da değiştiriyoruz. Ama orijinal. Bizim kendi M3'ümüzde kullandığımız fabrikasyon orijinal çamurluydu. M3'ten söktük onları, M3 çamuru takınca bunlar orijinal boşa çıktı. Bu araba yakışıyor. Orijinal logo değil mi bu? Tabii orijinal. Ya senden bir şey rica etsek. Ya da Hüseyin de olabilir. Eğer kim ayağı boştaysa. E90'ı buraya getirseniz biz de beraber geri dönseniz olur mu? Hah! Arabamız da geldi. Merhabalar, selam. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Ne haber? Çok güzel ha. Nasıl, güzel. Nasıl gidiyor? Mükemmel. Çok abi, güzel. Şimdi Fransa'dan geldi arkadaşlar. Ön tamponu yan kapısında küçük bir hasar var, onu da çekelim ya. Burada tam kuşağın olduğu bölümde bir ezik meydana gelmiş. Buradaki hasar tampon tamiri olacak. Kendi orijinal tampon rengine boyanacak şimdi. 330 dizel X-Dry. Bugün başlıyor, bugün salı. İnşallah cumartesi günü teslim edeceğiz arabayı. Boya işlemleri bittikten sonra komple bir boya koruma uygulaması yeri bizde. Boya koruma ve seramik uygulaması yapılacak. Sonra arabayı teslim edip direkt olarak Fransa'ya çıkacak inşallah. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün E-Tus projemize plaka işlemleri nasıl yapılıyor? Satış işlemlerinden sonra plaka nasıl alınıyor, özel plaka? İşte plaka niye değişiyor? Onları göreceğiz. Aracımızda eski plakalarını söktük. Şimdi notere doğru geçiyoruz. 12. notere geldik sevgili Hüseyin'le. Şimdi aracın satışını alacağız ama acayip yoğun sanayi noteri şu anda. Daha önce Kayseri Emniyeti'nde ayırttığımız plakalarımızdan bir tanesini bu aracın şasesinin numarasına işlettik. Ve şimdi de satış yaparken noterdeki otomatik çıkacak plaka bizim ayırt ettiğimiz plaka çıkacak. Evet arkadaşlar, notere şu anda geldik. Sanayi noteri biraz kalabalık bugün. Ama bir 10-15 dakikadan sıra gelecek. Neydi bizimki? Hemen bakalım. 119. 112'de falan biraz yoğunluk var. Bundan sonra hemen satış işlemini yapacağız. Satış işlemini yaptığımızda bizim plakamız otomatikman seçtiğimiz, emniyetten seçtiğimiz plaka çıkacak. Sevgili 12. otelden Şener Bey sağ olsun. Bizim şu anda plaka değişikliği işlemini yapıyor. Satışımızı gerçekleştireceğiz. Ve bununla alakalı bundan sonra kesin de soru sormazsanız sevinirim. Dediğim gibi şuradaki sıkça sorular cevaplarına girersiniz. Gördüğünüz gibi yeni ruhsatımız ve yeni plakamızla beraber seçtiğimiz plakayı şu anda aldık. Hala araba satmaya çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar plakayla alakalı da tüm sorularınızı gidermiş olduk. Sevgiler, saygılar. Projeye devam edelim arkadaşlar. Efsane bir E30 artık bizlerle. Evet sevgili arkadaşlar, E30'u da şimdi MN Power Servis'e teslim ettik. Kaporta işlemleri ve boya işlemlerini de ikinci bölümde izleyeceksiniz inşallah. Şimdi gelin kendi aracımızın haricinde dışarıdan gelen, bize Almanya'dan gelen E36'ya bir göz atalım, bakalım onun koltukları nasıl oldu. Arkadaşlar yeni sanayiden herkese selamlar. MN Power Garaj dediğim gibi biz kendi arabalarımızı hazırlarken yurt dışından gelen arabaları hazırlamaya devam ediyoruz. Stuttgart'tan gelen E36'ımızın komple iç döşemesini, kendi orijinal rengi olan Napa Leather beyaz kemik rengi deri değişimini gerçekleştirdik ve emniyet kemeri kayışları değiştiriyoruz şimdi. O meşhur M4 GTS emniyet kemerlerini satın almak için de şuradan tıklayıp hemen satın alabilirsiniz arkadaşlar.
Stuttgart'tan geldi buraya. Kendi fabrikasyon White Napa Leder diye adlandırdı. Beyaz kemik rengi. Kendi orijinalinde birebir aynısıyla değişimini gerçekleştirdik. Tavan döşemesi değişti. Bu videonun arasında çok fazla detaylarını ilk halini çekemedik. Ama size en son halini çekmiş olabilirdik. Çok güzel kondisyonda bir E36'sı var. 328. Biliyorsunuz artık böyle E36'lar görmek maalesef güçleşti. Özellikle yurt dışından gelen müşterilerimize her zaman dedim ki böyle bir araba bulursanız hemen atın köşeye. Hep böyle bahsediyorum. Onun arabasında gerçekten çok güzel bir araba oldu. Şimdi birazdan yola çıkacak. Size de böyle küçük bir görüntü gösterebilirsiniz. Sevgili Ömer'e de bu tarafa alalım şöyle bir hayırlı olsun diyelim. Beğendin mi araba? İyi oldu. Ama soruyor değil mi burada araba? Ne yaptın? Ne yaptırıyorsun falan diye. Bize bugün Instagram'dan tabii projeyi takip eden Snapchat'teki takipçilerimiz sürekli sordu. Abi nereden geldi? Nereye gidiyor? Abi kimin arabası? Bugün üç yere sordular. Avusturya'da bir arkadaşım vardı. Emre. O da sordu. Kimin arabası? Müşterimiz dedim. Abi ismi yok dedi. Dedim ismi Ömer. İnşallah Ömer de buradan yola çıkacak. Sağ salim. Biraz yolu uzun. Buradan 3500 mi? Buradan 3500 aşağıya. 3500 köyde yol gidecek. Güle güle kullansın. Arkadaşım Alasya'da ilerle tekrar. Yolun açık olsun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.